Konya polisi öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil mahallesi Doçent Doktor Halil Ürün caddesinden gelen kuyumcu soygunu ihbarıyla harekete geçti. İddialara göre yüzlerinde maske bulunan iki şüpheli ellerinde pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. Çalışan Mustafa Kehya'yı yere yatıran şüpheliler raflardaki altınları torbalara doldurdu. Yaklaşık 200 bilezikle birlikte 40 bin lira para alan şüpheliler kayıplara karıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için şehir giriş ve çıkışları kapatıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, telsiz anonslarıyla ekipleri bizzat yönlendirdi. İş yeri sahibi İbrahim Solak'ın oğlu Hüseyin Solak da soygun anına tanık oldu, yaşadıklarını anlattı. Biri dükkandan içeri girdi hızlıca. Ondan sonra biri dolaştı diğer taraftan. Biri alparsam hadi dedi. Alacağımı aldım ben dedi. Bileziği topladı çoğu. Paraları da Allah hadi dedi. Aldı, gittiler. Kar maskesi var mıydı? Elinde var. Silah var mıydı? Pompalı vardı. Ondan sonra ne yaptılar? Nereye gittiler? Gördüm. Dışarıya bakmadım ben. Telefonumu aldım, babamı aradım. Hastanedeydi o. Ne aldılar kardeş? Bilezik, 20'şer bilezik. Öte yandan şüpheliler soygunda kullandıkları otomobili gelin arabası gibi süsledikleri öğrenildi. Polis ekipleri şimdi kaçan o iki şüpheliyi arıyor.